Üreticiler tarımsal girdi maliyetleriyle mücadele ederek üretim yapmaya çalışıyor. Ancak ürün yetiştirebilmek için gerekli olan gübre, mazot, ilaç fiyatlarının sürekli arttığını biliyoruz ve her geçen gün daha fazla çiftçi tarımsal üretimden vazgeçtiğini söylüyor. Muğla'nın Merkez Menteşe ilçesinde yaşayan üretici Ali Turbalıoğlu, zamlar karşısında hayvancılıkla uğraşılacak ve buna da gücüm kalmadı artık diyor. Baharı çok zor insan görür yani bu işten dolayı, yani yapamaz yani. Senelerce hayvancılıkla uğraştı, çiftçilik yaptı. Ancak son zamlarla birlikte Muğlalı besicinin de ne üretecek ne de besleyecek hali kalmadı. 150 bin lira yakın arpayı yeme gitmiş. Benim hayvanım bile yemedi o parayı yani. Ama kimi yedi ne de bilmiyoruz yani. Şimdi birilerini suçlamak değil ki derdimiz. Yani ama benim hakkımı kimse korumuyor yani. Biz kime gideceğiz, kime anlatacağız derdimizi? Gübreye son bir yılda yaklaşık %160 zam geldi. Üretici, iklim değişikliği ve kuraklığın yanı sıra dövizdeki dalgalanmalarla birlikte artan maliyetlerin altında ezildi. Muğla'nın Merkez Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde yaşayan Ali Turbalıoğlu, zamlar karşısında hayvancılıkla uğraşanların dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. Son herhalde 15 yıldan olmuştur hayvancılık yapıyorum. İşte küçük başta başladım. Sonra büyük başa döndüm. Yani 3-4 sene önce sana çok iyiydi. Yani iyi sayılmaz ama iyiydi yani bugüne kadar. Ama bu seneki çok artık doların yükselmesinden mi yoksa yem fiyatları ne olduğunu kimse çözemedi zaten. Çok zor şartlarda yapılmaya başlandı. Bundan sonra yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum ama insanların yapacak başka bir şey de yok. Tarım politikalarına da değinen Turbalıoğlu artan girdi maliyetlerinden yakındı. İşte bizim için ne önemli? Gübre, tohum. Yani çiftçi ya da besçi bunu alabiliyor mu? Alamıyor. Demek ki yanlış. Kimse bize yardımcı olmuyor. Kimse proje üretip gelin demiyor. Mesela geçen sene aldığımız 140 lira olan gübre bu sene 420 lira yani. Yani yüzde kaç? Yani bazen hesaplayamıyoruz bile artık yani. Toprak Mahsulleri Ofisi 24 Haziran'dan bu yana 8 kez arpa ithalatı ihalesine çıktı. İhalelerden biri iptal edilirken 7 ihalede toplam 2 milyon 55 bin ton arpa ithal edildi. Son ihalede fiyatlar yeni bir rekor kırarak ton başına 338 dolara çıktı. Hal böyleyken Muğlalı üretici Turbalıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yerli üreticiden alım fiyatının düşüklüğüne değindi. Üretimi tüketme şansım yok dedi. Geçen sene arpanın fiyatı şuydu, yani örnek vereyim 2 liraydı ya da 1.75'ti. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi 2.20'den ya da 2.10'dan arpa veriyor bana. Benim arpamı almıyor ki o fiyatlar yani. Arkadaşlar yapamayız yani. Yani benim ürettiğimi bizim zaten kendimiz tüketme şansımız yok. Ürettiğimizde para etmiyor. Biz nasıl ayakta kalacağız yani? O yüzden çok zor şartlarda yapılan bir şey bu. Turbalıoğlu arpa fiyatlarının pahalılığından dolayı artık hayvanlarını meyve posasıyla besliyor. Kışın ne olacağını bilmediğim için ben de kendimce bunu araştırdım. Bu hayvanlar için inanılmaz bir besin değeri olan bir malzeme. Bunlarla işte hayvanların beslemeye çalışıyorum. Fazlalığını da ihtiyacı olanlara veriyoruz.